Bu kadar para getirdik be! Demek intihar etti. Peki, sen orada ne arıyordun? Ay gitmez olsaydım, para götürmüştüm Suna'ya. Ne parası? Suna'nın abisi vardır Murat, şimdi Toptaş'ında yatıyor. Hasan Efendi tanır. Evet. Ona borcum vardı, haber göndermiş, parayı kardeşime versin demiş, ben de götürdüm. Ne bileyim kadın intihar edecek? Oraya gittim zamanı bulmuş bula bula. İşte bu da benim kör talihim. Bilseydim gider miydim hiç? Kadın herkese kendini öldüreceğini söyleyip duruyormuş. İşte bu hanım her şeyi biliyor, Suna'nın komşusu. Siz anlatın bakalım. Dedikleri doğru. Çok dertliydi tazecik, haram olsun bu dünya deyip duruyordu. Hani memur bey, hali içler acısıydı. Kolay mı? Kocası ölmüş, elinde bir çocukla kala kalmış tazecik. Bir abisi varmış, o da hapse düşünce hali büsbütün duman oldu. Nasıl dayansın bu hayata? Gencecik bir dul. Ayıp değil ya, ona da bir erkek lazım. Bir erkekle alaka kurmuş. Gel gelelim adam terk edip gitmiş. Erkek milletine güven olur mu? Terk eder gider işte. Kadın kadın olup erkeği tutmasını bilmeli. Adam gidince bir ah vahtır başladı. İntihar edeceğim diye tutturdu. Şimdi gidebilirsiniz. Belki gene ister sizi. Allah'a ısmarladık memur bey. Bu dosyayı kenara kaldırın. Mesele kapanıyor mu? Hayır, kapanmış göstereceğiz. Bu olayın altında mühim şeyler yatıyor. Yakında kokusu çıkar. Basına ne diyeceğiz? İntihar dersiniz, herkes öyle bilsin. Yazıyor, yazıyor, intihar eden kadını yazıyor! Yazıyor, yazıyor, bir kadın intihar etti, yazıyor! İntihar eden kadını yazıyor! Yazıyor! İntihar eden kadını yazıyor! Yazıyor! Nedir senden çektiğim be? Hep senin hatalarını biz mi kapatacağız? Sana kaç kere söyledim! Polislik iş istemem! Kimi kandırıyorsun sen be? Yıllarca o kızın peşinde koştum. Bana yüz vermedi, sana mı bakacak? Affet beni abi, affet. Polis yuttu mu zannediyorsun bunu var iyi? Muhallanın yalancı şahitlik ettiğini anlamazlar mı sanki? İnandılar, intihar dediler. Hadi polis inandı diyelim. Ya Murat ne olacak, bırakır mı işin peşini? Bu gazete onun eline geçmez mi? Yazıyor, yazıyor! İntihar eden kadını yazıyor! Yazıyor! İntihar eden kadını yazıyor! Yazıyor, yazıyor! Hak kanununu yazıyor! Yazıyor! Buyur beyim! Hak kanununu yazıyor! Buyurun beyim, hak kanununu yazıyor, yazıyor! Yazıyor, yazıyor! Hak kanununu yazıyor!
Günün doldu demek. Ey gidi günler! Ne çabuk da geçiveriyor. Suna için geldim. İntihar ettiği doğru mu? Ah, yaktı yüreğimizi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir günden bir güne kırmadı gönlüm. Gelinim değil, kızımdı sanki. Neden intihar etti dersin? Bilmiyorum. Öyle dediler. Hiç de intihar edecek hali yoktu. Ben çocuğu yanıma aldım. Rengi çok soluktu. Apartmanda çocuk yetişir mi hiç? Burası da pek ahım şahım yer değil ama hava dardır. Çocuğun benzine kan geldi. Birkaç gün sonra da Suna'nın ölüm haberini getirdiler. Bildiğim bu. Öldürülmüş olmasın. Ne bileyim evladım. Sebep olanlar sebepsiz kalsınlar. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Suna. Ömer, koş sarıl dayına. Annem de gelecek, değil mi? Hele bu çocuğun ikide bir anne dişi yok mu? Gel de dayan. Hayat gailesi bir yandan, bu çocuk bir yandan. Bundan sonra geçmişini ben hallederim. Allah senden razı olsun. Hızır gibi yetişti. Yoksa halimiz nice olurdu. Suna'yı nereye gömdüler? Bizim oğlan bugün hapishaneden çıktı. Bana karşı derin bir kin beslediğini biliyorum. Ama şimdi o zayıf, bense kuvvetliyim. Buna rağmen benimle uğraşmaya kalkacaktır. Hey Selma, beni dinliyor musun? Dinliyorum. Sen onu avucuna alabilirsin. Murat emretmeye kalkmadığı sürece bana faydalı olabilir. Sonra yıllarca eziyet çekmiş bir adam. Senin gibi bir kadına ve kazanca kavuşursa, intikamını unutabilir. Özdemir Efendi, öyle mi zannediyorsun? Sustur şu Meret'i, asabımı bozuyor. Fazla asabisin, üstelik oyuncaksız da gezmiyorsun, hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Ufak bir hesabımız vardı. Çok şakacısın. Yoksa öldürecek misin? Belki. Sevmem böyle şeyleri, git patronun yanına! Beni avucuna alacak adam bu mu? Sana soruyorum. Şey, Murat, bak beni dinle. İstersen buraya ortak olabilirsin. Merhaba! Merhaba Özdemir! Geçerken bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin Hasan Efendi, hoş geldin. Hoş bulduk. Vay Murat! Sen ha? Geçmiş olsun. Sağ ol. Hayrola? Tuhaf bir hal var. Yok canım, sana öyle gelmiş. Murat'la yarenlik ediyorduk, öyle değil mi Murat? Öyle. Dediğiniz olsun. Suna'ya üzüldüm. Yazık oldu kıza. Hapse girince buralarda şu zavallı. Sonunda biliyorsun. Neyse, Allah taksiratını affetsin. Eyvallah. Ha, muhabbetinize başka şekilde devam etseniz daha iyi olur. Benden söylemesi. Şöyle oturalım.
Suna'nın kardeşim olduğunu biliyordun değil mi? Söyle! Kabahat Hüsamettin'de, olmaz dedim. Suna Murad'ın kardeşi dedim, o buralara göre kız değil dedim. Suna'yı kaça sattın? Satmadım Murat! Kaça sattın? İnan bana, kabahat Hüsamettin'de. Öğreneceğiz. Biliyorsun, Suna bir öksüz bıraktı. Bu onun. 2000 lira alıyorum. Ama Hüsamettin bana 500 lira vermişti. Şimdi ondan da konuşacağım. Çok korkuyorsun bu adamdan. İyi tanısan sen de korkardın. Buyurun. Evet, benim. Ben Özdemir. Biraz önce Murat buradaydı. Kız kardeşi için tahkikat yapıyor. Hüsamettin'in barına gitti. Ayıkla bakalım pirincin taşını. Murat dolaşmaya başladı. Telefon eden Özdemir'di. Biraz önce onun yanındaymış. Şimdi de Hüsamettin'in barına gidiyormuş. Biraz sonra da senin ense kökündedir. Şimdi hepiniz susuyorsunuz. Murat buralarda dolaştıkça ayağımıza bağ olacaktır. Yolumuzdan çekilmesi lazım. Hele sen Halid Efendi, rahat nefes alabilmen için Murat'ın ölmesi lazım. Yapacaksın. Yapmam diyorum. Yapacaksın yoksa kötü ederim seni. Buradan uzaklaşmalısın. Gitmem o adamla. Gideceksin, burada mesele çıkmasını istemiyorum. Nasıl olsa Murat buraya gelecek. Seni bulursa mesele çıkar. Ya, öyle mi Hüsamettin Efendi? Çek elini tabancandan. Hedefi şaşırmam, bilirsin. Seni bugün beklemiyordum. Dostları beklemedik, hem de ziyareti çok severim. Geçmiş olsun Murat, seni ziyaret edemediğim için özür dilerim. Eğer istersen eski günleri tekrar yaşayabiliriz. Eskileri unutmaya çalışıyorum ben. En iyisi o, geçmişi unutmak lazım. Senin gibiler sağ oldukça unutulmuyor ki. Suna'nın kardeşim olduğunu bilmiyorum. Suna'yı yani sattı bana, kendi rızasıyla geldi zannediyordum. Bana 2000 lira ver. Yarın gel. Yarın çok geç. Bütün işleri bu gece göreceğim. Koy o silahı bankonun üstüne! Bu hiç hoşuna gitmedi değil mi? Ne zamandan beri soyguna başladın Murat? Bu soygun değil, bir nevi hak. Suna'nın öksüzü için. Kanaatine göre ne yapmak istiyor Murat? Kardeşinin intihar olayını aydınlatmaya çalışıyor. İntikam mı alacak? Katı bir şey söyleyemem. Bir takım kişilerle temas ediyor ama başka bir hareket yok. Sabıkalı ve şüpheli kimselerle temas ettiğine göre teşkilat kuruyor belki. Olabilir, yakında öğreniriz. Yalnız şu hususu unutmayın, Murat bugüne kadar kirli ve karanlık işlerde bulunmadı. Biliyorsun mahkum oldu, hapiste yattı. O meselede başkasının narına yandı zannediyorum. Murat'ı gözden uzak tutmayın, henüz Osman'la temas etmemiş. Bilhassa bu noktaya dikkat edin. İkisi karşılıklı gelince ya anlaşıp müşterek çalışacaklar, yahut da kıyasıya bir çatışma olacaktır. Her iki halde de biz karlı çıkarız. Murat'ın Osman'la anlaşacağını zannetmiyorum, dürüst bir insandır Murat. Her an yeğeniyle meşgul. Aferin sana, işte böyle tertemiz olmalı her zaman. Allah senden razı olsun, her şeyi temin ettin. İyi hoş ama bu apartmanlarda çocuk büyütülmez ki. Çocuk temiz hava ister, açıklık ister. Hele erkek çocuk düşe kalka, dövüşe dövüşe büyür. Bahçe ister çocuk kısmı. Babaanne haklı, ama parklar çocuk bahçeleri var. Biz de gider oralarda oynarız değil mi Ömer efendim?
acıdı mı dayıcığım? Ayağım değil. İçimde, daha derinde bir yer acıdı Ömer efendi. Bir an senin neşene uydum, çocuklaştım. Unutuverdim sakatlığımı. Ben sana yardım ederim dayı. Sağ ol. Sen de olmasan ne yapardım ben? Kim yardım ederdi bana? Her zaman yanında olacağım dayıcığım. Bak Ömer efendi, dolaşa dolaşa nerelere geldik? Bu yerlerde geçti çocukluğum benim. Galiba o günleri özledim. Merhaba Murat. İnsan gelir de bir görünmez mi ya? Olmadı. İsteseydin olurdu. Seni sevdiğimi bilirsin, eski arkadaşız. El ele verirsek, yapamayacağımız iş yoktur. Dünyanın parasını kazanırız. Belki işittim, ben çarkımı iyi kurdum. Bir de sen olursan kimse dayanamaz. Senin de kazanmanı isterim, eski dostuz. Benim dostum yoktur. Hadiseler seni çok sert yapmış. Şuraya gelip de aşağıları seyrettiğine göre eski günlerini hatırlamışsın. Yani beraber geçirdiğimiz günleri. Hadi dayı gidelim. Sıkıldım ben. Sen Suna'nın oğlusun galiba. Adın ne senin? Oo, kaçma da konuşalım. Sevmedim ben seni. Dayın da sevmiyor galiba. Lafı uzatmayalım Osman. Beraber yapacağımız iş yok, yollarımız ayrı. Bu ayrı yolların bir gün bizi çatıştırmasını istemem. Ama gene sen düşün taşın, istediğin zaman gel beni bul. Eyvallah. İyi ki gittiler, şimdi nereye gideceğiz dayıcığım? Eve, seni bırakacağım, benim işim var. Baş başa konuşmak için daha iyi yer yoktu. Onun için çağırdım, kusura bakma. Ne istiyorsun? Sana ortaklık teklif ediyorum. İşte defterler, dükkan iyi kazanıyor. Sonra? Sen bir he desen, işi ele alsan daha çok kazanırız. O zaman Osman kaç para eder, piyasanın kralı biz oluruz. Bıktım Osman'a hizmet etmekten. Biz çalışıyoruz, parayı o topluyor. Ben zayıf bir adamım, tek başıma bir şey yapamam. Ama beraber olursak... Anlıyorsun değil mi? Düşüneyim. Sonra konuşuruz. Ne olduğunu ben de anlamadım. Mahallelinin yaygarasını duydum, ne oluyor diye çıktım... ...bir de baktım Suna Hanım yerde. İntihar etmiş, aşkına döndük. Hemen hastaneye kaldırdık ama gel gör ki... ...gitti gider, ve dahi gider. Suna'ya gelip giden var mıydı? Suna Hanım kendi halinde hanım hanımcık bir kızdı. Öyle diğerlerine benzemezdi. Varsa çocuğu, yoksa çocuğu, uğraşır giderdi. Hiçbir erkekle görmedim onu. Diğer kızları da bilirim, Suna Hanım başkaydı. Oya Hanım, bizde kiracı çok iyi bir hanımdır. İşten eve, evden işe. Ama annesi bir felaket, öyle bir kadından böyle bir kız... ...Allah'ın işi ne denir? Korkarım bu kıza yazık olacak. Ver onu bana! Hayır anne, bu son paramız. Ver diyorum, yarım para bulurum ben, hem de çok para! İsrar etme anne, bu parayı veremem. Bakkal, kasap hepsi para bekliyor. Beklesinler, veririz! Veremeyiz, aldığım 3 kuruş aylık karşılamaz bu masrafı. Sana para bulacağım diyorum, hem de çok para bulacağım. Bulamayacağını sen de biliyorsun. Çok dinledim bunları anne, yeter artık. Uçan kuşa borcumuz var. Alacakları görmemek için yolumu değiştiriyorum. Kötü iptilan mahvetti bizi. Ne?
Adam oldun da bana ahlak dersi mi veriyorsun? Bırak ukalalı da ver şu parayı! O parayı alın teriyle kazanıyorum ben, çarçur ettirmem sana! Bir anlık keyfin için harcatmam onu! İhtiyacım bu benim! Benim de ihtiyaçlarım var! Ama hiçbirini yapamıyorum! Bugüne kadar fedakarlık hep benden geldi, yetsin artık! Annen acımıyor musun, halime bak! Bu hale düşmeyi sen istedin! İtham etmesi kolay, neden böyle oldum acaba? Bak kızım, bak güzel evladım! Hadi kızım, ver o parayı bana! Her şey düzelecek yavrum, hadi! Ver şu parayı! Anne, bırak bu numaraları, küçülme bu kadar! Kararım kat'i, parayı vermeyeceğim! Demek zavallı anneciğine acımıyorsun! Dünyada senden başka kimim var? Tutunacak tek dalımsın sen! Acı bana yavrum, üzme beni! Yeter anne! Şu anda ölüyorum desen gene vermem bu parayı! Demek vermiyorsun ha? Ben de zorla alırım! Tavsiye etmem anne! Ver diyorum şu çantayı! Ver diyorum sana! Bir daha yapma bunu! Yoksa kötü ederim seni! Ne? Bana el kaldıracaksın öyle mi? Aram olsun sana verdiğim emekler! Lanet olsun senin gibi evlada! Nasıl istersen öyle olsun! Yalnız bu fasıl bitsin! Yorgunum! Dinlenmem lazım! Ne çabuk da adam oldun! Elin üç kuruş görünce diş gösterdin değil mi? Haram olsun sana verdiğim emekler! Ne zannediyorsun sen? Öldüm mü ben? İstediğim zaman para bulurum! Patlama be, geliyoruz! Buyurun! Affedersiniz, rahatsız ettim! Sizinle konuşmak istiyorum! İçeri buyurun. Şöyle otur. Kusura bakmayın. Sizi böyle karşılamak istemezdim. Ev hali. Daha önce nerede tanışmıştık? Tanıştığımızı zannetmiyorum. Sunan'ın abisiyim. Hangi Sunan? Komşunuz. İntihar etti dediğiniz. Ne istiyorsunuz benden? Sunay'ı kim öldürdü? Bildiklerimi karakolda anlattım ben. Anlatmadığınız kısmı öğrenmek istiyorum. Her şeyi anlattım ben! Belki unuttuklarınız vardır. Gidin buradan! Sunay'ı kim öldürdü? Gidin buradan dedim size, başka bir şey bilmiyorum! Tehdit mi ediyorlar seni? Rica ederim, gidin buradan! Paraya ihtiyacın olduğunu biliyorum, anladığıma göre çok korkuyorsun! Para falan istemiyorum ben! Git buradan! Eğer bildiklerini anlatmasan, onlardan evvel ben öldürürüm! Olmaz! Yapamazsın bunu! Allah rızası için bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! Tekrar ediyorum. Polise anlatmayı unuttuğum bir şey var mı? Halit'e sor. O bilir. Rahatsız ettim. Havas vardı. Ne olduğunu öğrenebilir miyim? Anlatırım sonra. Sana çok para bulacağım dememiş miydim? İşte, kısmet ayağıma geldi. Şimdi sana vereceğim adrese gideceksin. Orada Halit'i bulacaksın. Halit kim, tanımıyorum. Sorarsan gösterirler.
Ona de ki Suna'nın kardeşi bize geldi de. Meseleyi kurcalıyor. Halit gelip beni görürse iyi eder. Tanımadığım adamların yanına gitmem ben. Gideceksin. Buldun be! Su koyverdin. Seni istiyorlar. Evet, benim. Anlat. Biraz önce Muala'nın kızı Oya seni aradı. Yok dedim. Kadın seni görmek istiyormuş. Mühimmiş. Murat için konuşacakmış. Ben bir mazeret olmasın diye kızı saldım. Ama peşinden bir baktım, kız Murat'la buluştu. Sevmedim bunu. Neler konuştular? Ne konuştuklarını duymadım. Sen bir muhallayı gör. Herhalde havadis vardır onda. İyi ya. Nasıl istersen öyle olsun. Hadi eyvallah. Halit nerede? Söyle, Halit nerede ya? Halit nerede diyorum sana! Konuş! Canım sıkıldı bu işe. Ne diye sıkılıyorsun? Geleceğini biliyordun, hazırlıklı olmalıydın. Gırgır edip durma, bilmediğin şeyler var. Ukayalık etme. Ah, sen öyle zannet, sen bilirsin bir, ben bilirim bin. Bu Murat hepinizin başına bela olacak, Osman'ın çanına ot tıkayacak. Geç bir kalem, Osman'ı kimse vuramaz. Özdemir Osman'ı çağırdı, ortaklık teklif etti. Ortaklık mı? Ortaklık ya! El ele verirsek Osman'ı yıkarız dedi. Osman için çalışmaktan bıkmış. Bak sen! Bu mühim işte. Bugün Özdemir, yarın Hüsamettin, sonra diğerleri Murat'la birleşirse Osman'ın hali neye varır? Bunları anlatmalıyız ona. Ah, evet ama bana anlattıkların yarım kaldı. Keyfinizi bozdum galiba. Yoo! Buyur, geç otur. Kalıcı değilim. Bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Bildiğimiz bir şey varsa söyleriz. Suna nasıl öldü? İntihar etti. Sonra? Sonrası ne olsun? İntihar etti işte. Neden acaba? Herhalde kızcağızın dertleri vardı. Dertlerden biri sen olmuyorsun ha? Anlamadım. Doğruyu anlat bana. Doğrusu irisi bu. Osman para verdi, Suna'ya götürdüm. Tam o sırada intihar etti. Ne yaptın kıza? Bir şey yapmadım ben. Anlarım mısın? Suna'ya? Bir şey yapmadım. Allah inandırsın, bir şey yapmadım.
Suna benim kardeşim, iyi tanırım onu. İntihar edecek insan değildi o. Ne yaptın Suna'ya, söyle! Böyle şeyleri sevmediğimi daha önce söylemiştim sana. Ayağımın altında fazla dolaşmaya başladın, ezerim seni. Geç şöyle! Beni yorma, canını yakacağım, yoksa hakikati anlat, sen de kurtul, hadi! Ne anlatayım? Başka bildiğim yok ki. İstersen öldür! Seni öldürmem ben, bu mükafat olur sana. Hapiste inleyeceksin. Bak Murat, kafana bir şey takmışsın, beni suçlu zannediyorsun. İçimdeki ses aldatmaz beni. Delilin ispatın var mı? Ben de onu bulmaya çalışıyorum. Vicdanım el verse, hesabını görürüm senin. Ama hakikati öğreneceğim, o zaman kolla kendini! Kötü kişi olmayalım Murat, istersen bir de Osman abiyle konuş. Onun da sırası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Osman'a da soracağım. Demek ki Özdemir efendi baş kaldırıyor ha? Yanılmış olmayasın. Yıldız Murat'la konuştuklarını duymuş. Bilirsin, yalan söylemez. Ben de duydum, Özdemir kaçak güreşiyor. Murat'la birleşecekmiş. Öğreneceğiz. Buyurun, ben Özdemir. Nerelerdesin ya? Görünmez oldun. İş gücü! Vakit bulup arayamadım seni. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Üstelik uğurlu adamsın. Seninle beraber yaptığımız işler daima iyi gitmiştir. Yeni yerler açmak istiyorum. İşi biraz genişletelim. Sen ne dersin? Vallahi ne diyeyim, sen benden iyi düşünürsün. Sen de işleri iyi bilirsin. Herhalde daha fazla kazanmak istersin. Bu akşam buluşalım. Hem iki kadeh içeriz, hem de etraflıca konuşuruz. Çoktandır içmemiştik seninle. İyi olur. Benim de anlatacaklarım var. Tamam. Akşam oradayım. Bekleyeceğim. Kalleş herif! Osman'ın oyuna gelmeyeceğini öğrenemedi. Murat Efendi ile ortaklık ha! İnandın değil mi? Sesinden belli. Telaşlı ve şüpheciydi. İşlerine karışmak istemem. Ama dayanamadım. Şu Murat'a fazla önem veriyorsun bence. Benim kadar tanımazsınız onu. Eğer isteseydi hepimizi yok eder hakim olurdu. Gel gör ki namuslu yoldan ayrılmam diye tutturmuş bir kere. Onu karşımda hasım olarak görmek istemem. Sen istersen yok edersin onu. Denediniz, niye yok edemediniz? Murat kolay yutulur lokma değildir. Aynı mahallede geçti çocukluğumuz. Murat topal olmasına rağmen gene kolay yenilir yutulur bir lokma değildi. Kız kardeşi Suna da güzel bir kız olmuş. Suna hoşuma gidiyordu. Ona hislerimi anlattım. Ama beni beğenmedi, reddetti. Ne yaptımsa olmadı. Onun gönlünü kazanamadım. Beni reddeden Suna, Sami isminde bir kıyçırığı tercih etti. Ve evlendiler. O zaman kinlendim. İntikam alacaktım. Mağlubiyeti kabul edecek adam değildim ben. Ne olursa olsun gayeme erişecektim. Sami Haris, çabuk zengin olmak isteyen bir insandı. Bunu öğrenince planımı kurdum. Ona bazı paketler verdim. Bunları istediğim yere götürüp teslim ederse zengin olacağını anlattım. Aptal, yutkuz olayı! Bir ses durumu polise bildiriverdi. İhbarı alan polis hemen faaliyete geçti.
Gel gör ki nasıl haber almışsa Murat durumu öğrenmiş. Vaziyete müdahale etti ve kabak onun başına patladı. Ne arıyorsun sen burada? Birini bekliyorum. Nedir o elindekiler? Hiç. Zengin olacaktın ha? Kız kardeşime bu paralarla mı bakacaktın? Haram para ne kazandırır sana? Yürü gidelim buradan. Yürü! Çabuk kaç, kurtar kendini, çabuk ol! Suna yalnız kalmıştı. Üstelik bir de çocuğu vardı. Gene beraber yaşamayı teklif ettim ama gene reddetti. Bir müddet sonra sıkıntıya düştü. Ona ben para gönderdim. Ona yardım ederek Murat'ın dostluğunu kazanmak istiyordum. Nasıl olsa Murat bir gün hapisten çıkacaktı. Bu suretle ona dostluk gösterip hasım olmasına mani olmak istedim. Ama faydasız. İşte görüyorsunuz, gene çatışıyoruz. Ona son bir dostluk teklifinde bulunacağım. Ama daha önce Özdemir meselesini hallederim. Eski arkadaşlarla içmek zevk verir bana. Hele muvaffak olmuş iş adamlarını yanımda görmek. Seninle hangi işe girsek muvaffak oluruz. Ben işimi artıyorsunuz. Ufaktan başlayıp teker teker basamakları çıkmanın zevki büyüktür. Tabii. İşten var olmuş insanlar mühim kişilerdir. Böylelerini severim ben ama... kalleşleri sevmem. Murat'la ortak olacaksın ha? Yalan, yalan! Hala ikiyüzlülük! Götürün bunu! Patron nasıl olur, ben Murat'la imkanı var mı, nasıl düşünüyorsun? Yalan! Bana iftira ediyorlar! Patron, Murat, hayır! Bırakın, bırakın beni! Bırakın! Bak, bak! Yazıyor, yazıyor! Cinayeti yazıyor! Yazıyor, cinayeti yazıyor! Cinayeti yazıyor! Bulunan cesedi yazıyor! Bulunan cesedi yazıyor, yazıyor! Ölen Özdemir'i tanırım, muteber bir insan değildi. Son günlerde muhtelif temaslarınız olmuş. Seni niçin çağırttı, ne yapmak istiyordu? Bilmiyorum efendim. Daha önce kavga ettiniz mi? Bilakis, bana dostluk gösterdi. Dükkanında ortaklık teklif etti. Bu tekliften Osman'ın haberi var mıydı? Bilemem. Peki, bu işi yapanı tahmin edebilir Hayır, misin? Kimseyi itham etmek istemem. Ha, demek şüphe ettiklerim var. Peki, kim bunlar? Şüphe hiçbir şey ifade etmez, yanılabilirim. Her şeyden önce şunu anla. Sana yardım etmek istiyorum ama senin de bize yardım etmen lazım. Bu işte Osman'ın parmağı var mı? Vallahi sana darılacağım ha!
Gel dedim, gene gelmedin. Söylemiştim, yollarımız ayrı. Biliyorsun, Özdemir öldü. Sana ortaklık teklif etmiş. Bana borcu vardı. İşte senedi. Sen istersen bu senedi yırtarım, dükkan senin olur. Sonra? Sonrası ne olacak? Dostça çalışırız. İstersen yarın gel, halledelim şu işi. Düşüneyim. Düşün. Herhalde sen çocuğu gezdireceksin. Hadi eyvallah. Dayı, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o adamları hiç sevmedim. Demek sevmedin arkadaşım? Sevmedim. Ha, bak, o adamın başına taş atarsam bana kızar mısın? Oo, bu derin mesele, bunu sonra halledelim ha. Seni burada bıraksam eve gidersin, değil mi? Hı hı. Bir işim var da. Yoo, senin anladığın şekilde değil. Ne yapalım, senin dediğin olsun. Ver efendi. Hayır anne! Halime bak, armanım! Seni hastaneye götüreyim. Yapamazsın bunu! Gitmem ben hastaneye! Bak dinle, sana mektup hazırladım. Bunu Halit'e götür. Sana birkaç paket verecek o. Eğer vermezse Halil'in kötü olacağını söyle ona. Hadi durma! Bu mektuba ne acet? En kuvvetli tavsiye mektubu sensin. Ne diyorsunuz siz? Anlamadım yavrum. Senin bir tebessümüne bütün malı sererim önüne. Rica ederim, ciddi olun. Annemin istediğini verin gideyim. Halit abi misafirperverdir. Kolay kolay bırakmaz. Duydun mu? Misafir ağırlamasını pek severim. Hele senin gibi güzeller. Vay vay vay! Bak bunu sevdim. İşlerimiz keyifli olacak. Kızım, benim elimden kolay kurtulunmaz, anladın mı? Eğer gebermek istemiyorsanız rahat oturursunuz, sana gelince... ölümün benim elimde Halit. Buraları size göre bir yer değil. Buyurun gidelim. Biraz yürüyelim, sinirlerinize iyi gelir. Bu herif de her şeye burnunu sokmaya başladı. Kırmasına kırarım burnunu ya! Osman abi elimi kolumu bağlıyor. Ama nasıl olsa düşecek elime. Yedirmem kızı o topala. Mektuba bakmadın. Vay 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 vay! Tehdit ediyor bizi. Mal göndermezsem anlatacakmış polise her şeyi. Bu karıyı susturmak lazım. Ne tuhaf! Bütün hayatımı anlattım size.
pek konuşmayı sevmem. Hele kendi meselelerimi anlatamam kimselere. Ama nasıl izah edeyim bilemiyorum. Tuhaf bir his. Bir rahatlık duydum yalnızda. Anlatıverdim işte her şeyi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kurtulman lazım. Biliyorum. Daha kötü hadiseler bekliyor beni. Oralar tehlikeli olur. Ama ne yapabilirim? Annemi terk edemem ki. İcap ederse terk edeceksin. Annem o benim. İyi de olsa, kötü de olsa annem. Kötü iptilası mahvetti onu. Onu değil, kendini düşün. Ne yapabilirim? Ne kadar uğraştım, bir netice alamadım. Böyle bir mücadeleyi başaracak kadar güçlü değilim. Bundan sonra ben varım. Bana inanır mısın? Evet. Evet, inanıyorum. Kalleşlik ettin bana. Harman bırakmayacaktın beni. Halime bak. Beni bir kenara atacağını mı zannediyorsun? Ölümden kurtardım seni. Yalancı şahitlik yapmasaydım üç bacaklımda dans ederdin. Harman bırakma beni. Polise okursam gene asılırsın. Demek polise okursun ha? Harman bırakma beni. Şaka. Mahsus öyle söyledim. Hadi biraz ver. Şimdiye kadar kimseye bir şey söylemedim. Çok kötüyüm. Bundan sonra ihtiyacın olmayacak. Eroinman bir kadın. Kriz anında öldü. Ne güzel gazete başlığı değil mi? Suna ablayı ben de severdim. Hakikati öğrenmek istedim. Eğer sence bir mahsuru yoksa annenle konuşmak isterim. Ne mahsuru olsun? Herhalde annem yardım eder sana. Sen artık burada kalamazsın. Bize gidelim. Otur şöyle. Ben sana bir ilaç hazırlayayım. Başım dönüyor. Öyleyse uzan şuraya. Ben teyzeyi uyandırayım.
Düşündüğüm gibi. Ölen kadın intihar hadisesindeki şahit. Eroin man. Osman'la teması var. Murat vaka yerinde. İşler kızışıyor. Kadının kızı nerede kalıyor? Murat'ın evinde. Günaydın. Günaydın. İyi uyudunuz mu? Hı-hı. Uyudum, teşekkür ederim. Benim adım Ömer. Memnun oldum. Ben de. Babaannem anlattı. Senin de annen gitmiş, annesiz kalmışsın. Benim de annem yok. Olmadı ama. Ağlamak yasak. Niye ağlattın ablayı? Vallahi ben bir şey yapmadım. Hadi, sen odana çekil bakayım. Gitmesem olmaz mı? Ablayı çok sevdim ben. İyi ama biz ablayla konuşacağız. Onun için sen odana git bakayım mı? Ama hemen gitmek yok. Ben gene geleceğim. Abla gitmeyecek, burada kalacak. İyi öyleyse. Sonra oynarız, değil mi? Oynarız Ömer. Bugün işe gitmek yok, istirahat edeceksin. Diğer işlerle ben meşgul olurum. Siz bu işi doğru dürüst yapmayı öğrenemeyecek misiniz ya? Sendeki kafa bize ne gezer abi, senin kadar düşünebilir miyiz? Allah topunuzu kahretsin! Kadın öldürüyorsunuz da odayı aramıyorsunuz. Kadın seni tehdit ettiğine göre sağlama gidiyor. Ondaki mektupları unuttun mu? Bu akşam gidip arayın evi. Dur düğmeni dikeyim. Şu ipliği de ağzına al, uğursuzluk gelmesin. Her şeyim öbür evde kaldı. Akşamüstü işten çıkınca biraz alışveriş yapacağım, geç kalırsan merak etme. Öbür evdekileri niye almıyorsun? Korkarım ben o eve gitmeye. Ben akşam uğrarım oraya. İstediklerin listesini yap, getiririm sana.
Söyle, ne arıyorsun burada? Söyle! Söyle! Allah seni kahretsin! Siz adam olmaz mısınız be? Evde kimseler yoktu abi, bir de baktım Murat gelmiş. Öyleyse muhakkak Hakkı'yı konuşturdu. Be salak! Madem herif geldi, gebertiver gitsin! Alo! Ben Murat! Vay Murat'cığım, merhaba! Beni aradığına memnun oldum. Memnun olduğunu pek zannetmem. Şu anda yüzünü görmek isterdim. Herhalde çok gülerdim. Eskiden beri söylerim ya, sende kafa yok! Başlamayalım yine! Ne istiyorsan onu söyle! Ben senden bir şey istemiyorum. Ama sen benden isteyeceksin galiba. Aradığın bende. Anlamadım. Neymiş sende olan? Muhallanın evinde arattığın. Sana kaç defa söyledim. Öyle çaylakları kullanma diye. Herifi evde yakaladım. Sıkıştırınca bülbülleşti. Adamlarından biri yetişti ama geç kaldı. Ben öğreneceğimi öğrendim. Sana baba nasihatı, cılk adam kullanma. Emaneti de istersen beni gör. Allah topunuzu kaldırsın. İşte herifin elinde oyuncak olduk. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizde. Bana bak Harit, bardağı taşırdın artık. Sana son bir şans, bunu da kullanamazsan kendini yok bil! Emret abi! Bir planım var benim, iyi dinle! Bu sefer falso kabul etmem! Murad'ın elini kolunu kıskıvrak bağlayacağız! Yeğenini kaçıracağız! O ablamla beraber gezmeye çıkıyoruz, sen de gelsene dayıcığım! Benim işim var, Oya ablan gezdirir seni. O kadar yalvardı ki dayanamadım, Hakkı da var, dün de çıkmadı. Demek Ömer efendi sıkıldı. Oya ablayı üzmek yok ama. Hiç üzmem dayıcığım. Geç kalmayayım. Şimdilik Allah'a ısmarladık. İşine karışmak gibi olmasın ama evladım, soracaklarım var sana. Bu hanım kızı seviyor musun? Bir şey söyleyemem. Sen söylemek istemiyorsun ama ben biliyorum. Yalnız himayene aldığım bir kızı seviyorum demek ağır geliyor sana. Kıy nikahını bitsin bu iş. Çocuklar aldanmaz, iyi insan seçmesini bilirler. Ömer'i görmüyor musun, nasıl seviyor kızı? Bunları Sezai Bey'e verirsiniz. Oradan kambiyoya git, döviz işini hallet. Pasaportu unutma. Asköy'de mi buluşacağız? Evet. Ben yokken sorumlu sensin. Göreyim seni. Asköy'de buluşuruz. Demek kaçıyorsun, hı? Bir daha bu kelimeyi kullanma.
Getirdik abi. Murat'ın hakkı varmış. Herhalde anlatmışlardır. Bir müddet misafirimiz olacaksınız. Dayım yakalarsa öldürür hepinizi. Bir mektup getirdiler, küçük bir çocuk. Buyurun. Pusulanı aldım. Ne istiyorsun? Beni iyi dinle Murat. Bugüne kadar işlerimi daima köstekledin. Bu sefer yolumdan çekileceksin. Yeğenin Ömer'le sevgilin elimde. Yemezler bu numaraları. Dinle öyleyse. Anlat Murat'a olanları. Murat, Ömer'le beni kaçırdılar. İnandın mı? Çok büyük kallesin. Kadınlarla çocuklarla uğraşacak kadar adileştin. İltifatlarına teşekkür ederim. İtaat edeceksin. Vereceğim adrese gideceksin. Orada Halit seni bekliyor. Dinle adresi. Şimdilik sen kazandın. İstediğin yere gideceğim. Yalnız şunu unutma. Çocukla Oya'nın kıllarına dokunursan dünyayı zindan ederim sana. Zararı çıkarsın. Söyle diyorum, neredeler? Biraz sonra öğreneceksin. İşte haber burada. Numara yapmaya kalkma, delik teşvik ederim seni, aç. Buyurun, ben Halit. Ben Osman, Murat'ı ver bana. Osman abim seni istiyor. Evet, ben Murat. Sözümü dinleyip oraya gittiğine memnun oldum. Laf dinlemeye alışmışsın. Ne istiyorsun? Onu söyle. Bırak da şu anın zevkini çıkarayım. Sanki yanımızdaymışın gibi durumunuzu görüyorum. Senin elinde tabanca, Halit de karşında. Ama benim telefonum ona cesaret verdi, öyle değil mi? Çok gevez olmuşsun. Ne de olsa eski arkadaşız. Gider ayak muhabbet ediyorum. Şimdi iyi dinle. Tabancanı Halide ver. Tabancayı aldım abi. Hey koca Murat! Tabancayı verdin ha! Demek kızı çok seviyorsun. Ne diyelim? Allah bahtiyar etsin. Bana bak Osman! Dikkat et, kızla çocuğa bir şey olursa... dünyanın öbür ucuna da gitsen kurtulamazsın elimden. Merak etme! Ben yola çıktım mı, onlar da serbest. Gider ayak sana bir faydam olsun. Suna'yı da, Mualla'yı da öldüren Halit'tir. Anlamadım, kim? Katil Halit'tir. Suna'yı da, Mualla'yı da o öldürdü. Ama Osman abi... Dur, dur gelme. Gelme üstüme. Gelme, ateş ederim. Dur! Sana dol tabanca verecek kadar aptal mıyım? Bak! Bir zamanlar bana delilim var mı demiştin, şimdi var. Seni rahatlıkla öldürebilirim ama öldürmeyeceğim.
Parmaklıklar arasında sürüneceksin. Kalk yürü, hadi! Söyle neredeler? Söyle dedim sana! Söyle! 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 Hasköy'deler. Eski yerde mi? Evet. Önce seni karakola teslim edeceğim, yürü! Öyleyse müsaade et, şurada birkaç kuruşum var, onu alayım. Peki, al. Sizi böyle kötü yerlerde misafir ettiğim için cidden üzgünüm. Bırakın bu sahte nezaketi. Kötü şartlar altında tanıştık, yoksa sizle seyahat etmek herhalde zevkli olurdu. Dayım gelsin, görürsün sen! Valizleri motora yerleştirdik efendim. Şu ahbaba nerede kaldı be? Neredeyse gelir, Rıza kaptanın evi biraz sapadır. Yerin dibine batsınlar, gecikiyoruz. Siz gidip motorun yanında durun, civara da bir erkete koyun. Ne çekiniyorsun patron? Nasıl olsa emniyet spobu var. Gevezelik etmeyin, motora gidin! Serteller çok yakışıyor sana. Murat biliyor işini. Talihli adam. Şans ona daima yardımcı oldu. Bu kadar çabuk geleceğini hesaplamamıştım. Zaten hesabın zayıftır senin. Eğer onlara bir şey olsaydı yok ederdim seni. Maşallah, ağzının tadını biliyormuşsun. Ama buraya gelmekle kötülük ettin. Senelerdir yıldızımız barışmadı. Sana beraberlik teklif ettim, kabul etmedin. Artık günah gitti, yoluma çıkmaman lazım. Sen sağ kaldıkça da bu olmaz. Hepiniz şöyle geçin! Bana çok çektirdin. Onlara ayrıca soracağım. Bunlar o eğili över için! Tam zamanında geldin Hasan amca! Sana hediyelerim var! Hadi yürü!